Herkese merhaba. Bugün size dönem varlıklardan hazır değer grubundan 108 diğer hazır değerleri anlatacağım. Artışlar borca, azalışlar ise alacak kısmına kaydedilir. Genelde kredi kartı ile yapılan satışlarda kullanılır. Vadesi gelmiş kuponlar, pul alışı, tahsil edilecek havaleler artışa neden olduğundan borç kısmına kaydedilir. Pulun kullanılması, kuponların elden çıkarılması azalışa neden olduğundan alacak kısmına kaydedilir. Örneğimize baktığımızda işletme kredi kartı ile 3.000 TL'lik satış yapılmıştır. 108 diğer hazır değerler grubu 3.000 TL borçlu bir artışa neden olduğu için 600 yurt içi satışlar hesabı alacaklı 3.000 lira. A işletmesi 18.000 TL inşaat malzemesi satışı yapmıştır. Karşılığında 10.000 TL banka yoluyla 8.000 TL ise POS ile tahsilat yapılmıştır. 108 diğer hazır değerler hesabı alacaklı şey, borçlu durumda. 8.000 lira borçlu durumda. Çünkü bir artış var. 102 bankalar hesabı 10.000 lira bir artış var ve borçlu kısma kaydedilir. 600 yurt içi satışlar hesabı ise bir azalış olduğu için 18.000 lira alacaklı duruma düşer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.